Kur'an'da evrenden sürekli olarak yer ve geri kalan her şey anlamında sema kelimesi kullanılır. Dolayısıyla cennetin büyüklüğünün evrenimiz kadar olduğunu anlatmak için yer ve gökler tabiri birlikte kullanılmıştır. Bu noktada dikkate alınması gereken şey Kur'an'ın tam sınırları belirlemiş olmasıdır. Açıkça ifade edilmiştir ki cennet evrenin tamamı kadardır. Peki cennet nerede olabilir ve bu kadar büyük bir cennet niçin gereklidir? Bugün bilim bize evrenimizin bir kağıt gibi düz olduğunu ve ağımsı bir yapıda sağlamca döşendiğini söylüyor. Evren kütle çekim etkisiyle çarşaf gibi yamuluyor ve kara delikler gibi büyük kütleler evren dokusunun delinmesine neden oluyor. Ayrıca evrenimizde bilinen yıldızların sayısından daha fazla kara delik bulunduğunu bilim insanları haber vermiştir. Bu kara delikler ise Hawking ve diğer birçok bilim insanına göre göklerin kapılarıdır ve başka bir boyuta açılır. Bilim insanlarının uzayın kapıları olarak adlandırdığı bu olgunun benzerinin Kur'an'da da bulunması şaşırtıcı olur mu? Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Bu ayet, kıyamet zamanı hadiselerinden bahsederek kapıların oluşacağını belirtir. Bilim insanları bu kara deliklerin karşı tarafına ak delikler demektedir. Kara delikler, evrenimizden ışığı ve bilgiyi çekerek karşı evrene bu deliklerden pompalıyor ve oluşan bu tünele solucan deliği deniyor. Evrenimizin öteki yüzü tamamen aydınlık ve bu evrenin adı Kur'an tabiriyle cennettir. Evrenimizin öteki yüzü cennet olduğu için bahsedilen ayetin cenneti uzayımızla aynı büyüklükte tanımladığı anlaşılır hale gelir. Mutlu olanlar da artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. Bu ayette cennette kalmanın göklerin ve yerin durmasıyla mümkün olduğunu ifade eder. Bugün galaksimizdeki ve diğer galaksilerin ortasında bulunan devasa kara deliklerin galaksiyi içine çektiği ve galaksinin döndüğünü biliyoruz. Yıldızlar birer birer bu kara deliklere düşüp kaybolmaktadır. Yemin ederim yıldızların düştüğü yerlere, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Ayette geçen mevakiin kelimesi, bir şeyin düştüğü yer, bombalamak, delip geçmek, savaşlarda mermilerin düştüğü yer anlamına gelir. Buna paralel olarak, yıldızların bir noktaya yaylım ateşi gibi düşmesi anlamına gelir. Allah bir şeye yemin ederken, dikkatimizi çekmek ister. Burada da iki kat dikkat çekmektedir. Yeminin büyüklüğü ve yıldızların düştüğü yerin büyüklüğünden bahsedilmektedir. Yıldızlar bulanıklaşıp, kararıp, döküldüğü zaman. Bu ayette yıldızların dökülme gerçeğinden bahseder. Bu bulanıklaşarak dökülme, yıldızların kara deliğe düşerken ki hallerini çok iyi anlatır. Çünkü bir madde kara deliğe girerken, ışığı emildiği için görüntüsü bulanıklaşır, yamuk yumuk bir hale dönüşür ve sonra karararak kara deliğe düşer. Kur'an ayetlerinde ahiret uzayının yukarıda ve dünya uzayının onun altında olduğu belirtilir. Örneğin, Hazreti Adem'in cennetten dünyaya inmesi, amellerin ona yükselmesi, meleklerin bir günü 50 bin yıl olan bir zaman aralığında ahiret alemlerine yükselmesi gibi durumlar, bu ahiret mekanının üstte, içinde bulunduğumuz uzayın ise altta olduğunu gösterir. Bunu iki tane kağıdı birbirine yapışmış olarak hayal edebiliriz. Üste beyaz kağıt, altta siyah kağıt. Eğer alt ve üst kavramı varsa, bu iki uzay bir şeyin üstünde duruyor olmalı. Çünkü bir şeyin üstünde olmayan, yani boşlukta olan iki nesne için alt ve üst kavramları söz konusu olamaz. Bilimin getirdiği her ilerleme, Kur'an'ın oraya çoktan ayak bastığını ve evrenimizi bize en doğru şekilde haber verdiğini göstermektedir. Çünkü Kur'an, Allah'ın son kitabıdır. Kur'an'ın bazı ayetleri, müteşabih, yani yoruma açık ve derin anlamlar içerir. Bu ayetlerin hakiki anlamını yalnızca Allah bilir. Bilim ilerledikçe, bu ayetlerin anlamları modern dünyada daha iyi anlaşılabilir. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.